Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için trigon oyununun 3. yüzeyini oynayacağım. Hemen gösteriyorum. Sanırım bir basım hatası olmuş. Birinci sayfayı açtım ve tekrardan bir kitapçıkla karşılaştım. Neyse. İki sayfadan oluşuyor. Arkadaşlar hemen ben size gösteriyorum. Daha birinci videoda da göstermiştim anlatım videosunda küçük parçalardan neleri elde edebildiğimizi. Ama ben videonun üçüncüsünden başlayan arkadaşlarımız olursa eğer onlar için tekrardan gösteriyorum. İki tane üçgen parçasının kenar kısımlarını birbirlerine getirdiğimiz zaman orta boy üçgen elde ediyoruz. Şöyle. Şu şekilde. İki tane üçgen parçamızın yan taraflarını birbirlerine getirdiğimiz zaman bir tane kare parça elde ediyoruz. Kareyi nasıl elde ediyoruz? Bu orta boy kare ya da küçük boyda diyebiliriz. Şöyle büyük karemizi şöyle elde ediyoruz. Koydum. Daha doğrusu bu da aslında orta boy kare. Yani büyük de diyebiliriz, orta boy da diyebiliriz. Bu sizin tercihinize bağlı. Ben sizin için de büyük üçgen yapımını da göstereyim. İki tane üçgeni birleştiriyoruz. Şöyle koyuyoruz. Yan taraflarına da iki tane daha üçgeni şöyle birleştirdiğimiz zaman büyük boy üçgen elde edebiliyoruz arkadaşlar. Hemen sizin için oynanışı göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi bizden büyük bir kare istiyor. En büyük kareyi nasıl oluşturuyoruz onu da göstereyim hemen. İki tane büyük boy üçgeni yan yana getirdiğimiz zaman şu şekilde şöyle yaptığımız zaman da en büyük kareyi oluşturuyoruz. Hemen bunu aldım, yerleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi burada yine bizden büyük boy kare istiyor. Yani ne yapıyoruz? İki tane küçük boy üçgenleri sırt sırta getirdiğimiz zaman, etrafında çevirdiğimiz zaman karelerimizi de elde etmiş oluyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 parçalı oyunumuz. Birincisi bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi aslına bakarsanız o bir kalp deseni. Hemen yapıyorum. Şurada üçgenlerimi yerleştirdim. Oyun benden ne istiyor? Burada görmüş olduğunuz gibi büyük bir üçgen var. Üçgenimizi nasıl yapıyorduk? Bir tane kareyi alıyoruz. Koydum. Yanlarına iki tane üçgeni yerleştirdim. Burada ne görüyorum? Ben burada iki tane kare görüyorum. Orta boy kare. Nasıl yapıyorduk karemizi? Her tarafına birer tane koyarak yerleştirdim. Evet, bu şekilde. Hemen şunu oynayayım. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane küçük boy üçgen var arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Bir. Bu parçanın adı yamuk aslına bakarsanız. Yamuk parçası. Şöyle koydum. İki tane üçgenden bunu çok rahatlıkla oluşturabiliyoruz. Şurada ne görüyorum ben? Burada ben bir tane üçgen parça görüyorum. Orta boy üçgen. Orta boy üçgeni nasıl oluşturuyorduk? İki tane yan tarafı kenarlarını birleştirdiğimiz zaman orta parçamızı, orta üçgenimizi oluşturabiliyorduk. Oluşturdum. Oyun benden bir tane büyük kare yapmamı istiyor. İki tane. Şöyle. İki tane üçgen elde edeceğim. Şunu şöyle de kullanabilirim. Bir saniye. Şurada yapayım. Kenara çekerim. Şöyle. Yok, büyük gelecek sanırım. Karelerden elde ederek yapayım. Şöyle. Birinci karem. İkinci karem. Aslına bakarsanız üçgenleri yan koyduğum zaman oluyordu ama yerleştiremedim. Evet, üç parça
14 parçalıktan oynadım. Şimdi 16 parçalıklardan oynayayım. Yani bütün üçgenlerimizi kullanacağız bu oyunumuzda. Gördüğünüz gibi bir adam, tavşan. Şurada bir köpek görüyorum. Direkt ördek ya da kuyla başlayacağız. Şimdi şöyle. Ben burada bir üçgen görüyorum. Üçgenimi şu şekilde koydum. Şurasını ters bir üçgen olarak düşünüyoruz. Sonra bu kuğumuzun başı şöyle koydum. Yani yamuk bir parça oluşturdum aslında burada sizler için. Altında bir üçgen daha görüyorum. Kuğumuzun başını yaptık. Şimdi şurada ben bir tane orta boy üçgen görüyorum. Orta boy üçgenimizi nasıl oluşturuyorduk? İki kenarı birleştirerek orta boy üçgen oluşturuyorduk. Bunu şöyle koyuyoruz. Ve şimdi şurada büyük bir üçgen görüyorum ben. Onu yapayım sizler için öncelikle. İki tane üçgeni birbirlerine birleştiriyoruz. Bir tane kare elde ediyoruz. Şuralara tekrardan küçük boy üçgenlerden koyarak büyük boy üçgenimizi oluşturmuş oluyoruz. Şurada ben bir üçgen daha görüyorum. Büyük bir üçgen daha var şurada. Üçgenimizi nasıl oluşturduk? Bir tane kare parça yapıyoruz. Ve yanlarına küçükleri koyuyoruz. Şu şekilde. Şurada da bir tane orta boy üçgen belirdi görmüş olduğunuz gibi. Onu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 16 parçamızı kullanarak kuğumuzu yapmış oluyoruz. Şimdi hemen bunun için bir sonraki oyuna geçiyorum. Bir rakam arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi ben bir tane üçgen görüyorum. Şöyle bir tane üçgen görüyorum. Büyük boy kare, yani orta boy kare daha doğrusu. Orta boy kare, orta boy kare, orta boy kare. Ve de şurada da üçgen, üçgen, üçgen görüyorum. Üçgenimin başlangıcını kırmızıyla yapıyorum. Karelerimi nasıl oluşturuyordum? Dört parçayı birbirlerine birleştirerek, yani sağından solundan her tarafından birleştiriyorum. Aslına bakarsanız orta boy üçgenleri sırt sırta getirerek oluşturuyorum. Oluşturdum orta boy üçgenleri, sırt sırta getirdim. İkisini birleştirdim, orta boy yaptım ve bunları da birleştirdim. Birleştiriyorum ve koyuyorum. Üçgenlerim. Birleştirdim. Şöyle koydum. Şöyle birleştirdim. Ve de koydum. Evet, bu şekilde. Şurada dediğim gibi üçgenlerim vardı. Birinciyi yerleştirdim. İkinciyi yerleştirdim. Bu da üçüncü. Birimizi de oluşturduk. Şurada bir kedi suratı gibi bir resmimiz var. Burada da yine orta boy üçgenimiz var burada bir tane. Hemen şuradan bir orta boy üçgeni çektim. Yerleştirdim. Sonra şurada bakayım, şunu şöyle de yapabiliriz. İki tane küçükten, yani yamuk oluşturarak. Şöyle. Şurada bir tane orta boy üçgen var. Görmüş olduğunuz gibi. Orta boyu nasıl oluşturduk? İki taneyi birleştirdim. Orta boy üçgeni elde ettim. Şurada bir kare alanımız kaldı. Yapıştırdım. Şuraya geçeyim. Şurada bir üçgen görüyorum. Şöyle yerleştirdim. Şunu şu şekilde ters koyarsam bir üçgen elde etmiş olurum. Evet arkadaşlar. Kedinin yüzünü de elde etmiş olduk.
Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Gayet eğlenceli bir oyun. Sizlerin de severek oynayacağını düşünüyorum. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.